Ey insanlar! Eğer dirilişten yana bir kuşku içindeyseniz, gerçek şu ki biz sizi topraktan yarattık. Sonra bir damla sudan, sonra bir alaktan, sonra yaratılış biçimi belli belirsiz bir çiğnem et parçasından. Size kudretimizi açıkça göstermek için. Dilediğimizi adı konulmuş bir süreye kadar rahimlerde tutuyoruz. Sonra sizi bebek olarak çıkarıyoruz. Sonra da erginlik çağına erişmeniz için sizi büyütüyoruz. Sizden kiminizin hayatına son verilmekte, kiminiz de bildikten sonra hiçbir şey bilmeme durumuna gelmesi için ömrün en aşağı ucuna, yaşlılığa geri çevrilmektedir. İnsan. Allah'ın yeryüzündeki halifesi ve yaratılmışların en şereflisi. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselamla başlayan insanlığın yeryüzündeki macerası milyonlarca yıldır devam ediyor. Bu sırlarla dolu macera kıyamete kadar devam edecek. Peki insanoğlunun yeryüzünde bulunmasının hikmeti nedir? Alemlerin Rabbi olan Allah, insanoğlunu yeryüzüne hangi amaçla göndermiştir? Ve tüm varlıkların en şereflisi olan insan nasıl yaratılmıştır? İşte bu belgeselde insanın yaratılışı ve yaratılış gayesi konusundaki tüm sorulara Kur'an-ı Kerim ışığında cevap arayacağız. Yeryüzünde hayatın başlangıcı insanın yaratılışından çok önceye uzanır. İnsan nesli ve ilk insan yaratılmadan önce yeryüzünde cinler hakimdi. Yeryüzünde Cenab-ı Allah'ın halifesi olan insan nesli yaratılmadan önce cinler mavi gezegen dünyanın ev sahipleriydi. Fakat cinler yeryüzünde bozgunculuk çıkardılar ve Cenab-ı Allah'a kulluk vazifesinden yüz çevirdiler. Bu fesat ve isyanda çok ileri gittikleri bir noktada Cenab-ı Allah yeni bir halife yarattı. İnsan. Cenab-ı Allah'ın kainat sarayında yarattığı canlıların sonuncusu insandır. İnsan nesli bütün varlıkların yaratılmasından sonra hepsinden daha şerefli ve kıymetli bir varlık olarak yaratılmıştır. Andolsun biz Adem oğlunu yücelttik. Onları karada ve denizde çeşitli araçlarla taşıdık. Temiz, güzel şeylerden rızıklandırdık ve yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık. İlk yaratılış, Cenab-ı Allah'ın sonsuz kudretinin açık bir eseri olarak meydana gelmiştir. Sonrası ise sürekli bir kanuna bağlı kılınmıştır. Bir erkek ve bir dişiden meydana gelen insan neslinin çoğalması bu kanuna ve sebebe bağlıdır.
yeryüzünde ilk insan yaratılmadan önce Cenab-ı Allah meleklere şöyle emretmiştir. Rabbin meleklere demişti ki, ben muhakkak çamurdan bir insan yaratacağım. Onu tamamlayıp içine de ruhumdan üflediğim zaman derhal ona secdeye kapanın. Melekler insanın yeryüzünde fesat çıkaracağını ve kan dökeceğini bilmektedir. Cenab-ı Allah'a insanın yaratılışının hikmetini sorarlar. Biz seni şükrünle yüceltir ve sürekli takdis ederken orada bozgunculuk çıkaracak ve kanlar akıtacak birini mi var edeceksin? İnsan yaratılışında meleklerin bilmediği gizli bir hikmet vardı. Meleklerin yeryüzüne halife kılınmasına mani olarak ileri sürdükleri insani kötülükler o hikmetin yanında önemsiz kalıyordu. Cenab-ı Allah meleklere şöyle buyurdu. Şüphesiz sizin bilmediğinizi ben bilirim, dedi. Melekler günahsız varlıklardı. Israrlarını sürdüremezler ve Cenab-ı Allah'a isyan edemezlerdi. İnsanın yaratılışının hikmetini hemen kavradılar ve secdeye kapanarak Allah'ı tesbih ettiler. Dediler ki, sen yücesin. Bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten sen her şeyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi olansın. Kur'an-ı Kerim'de insanın yaratılışından da bahseden ayetler ilk insanın Hazreti Adem olduğuna işaret etmektedir. Hazreti İsa'yı babasız dünyaya yaratan Cenab-ı Allah, Hazreti Adem'i de topraktan yaratmıştı. Şüphesiz Allah katında İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı. Sonra ona ol demesiyle o da hemen oluverdi. Gerçek Rabbinden gelendir. Öyleyse kuşkuya kapılanlardan olma. Allah Adem aleyhisselamı yaratmış ve ona bütün eşyanın isimlerini öğretmişti. Bazı filmlerde ve çizimlerde gösterildiği gibi ilk insan asla ilkel ve bilgisiz değildi. İbadet eden, eşyayı kullanan, tarım yapan, her türlü insani duygulara sahip bir insan olarak yaratılmıştı. Hazreti Adem yaratıldıktan sonra bütün melekler Allah'ın emrine uyarak ona secde ettiler. Güvenilir hadis rivayetlerine göre sırasıyla Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail Hazreti Adem'e secde etti. Kur'an-ı Kerim'e göre şeytan, ilk insan olan Hazreti Adem'den bu yana insan neslini Allah yolundan saptırmak için çaba harcayan ve kıyamete kadar da harcayacak olan varlıkların genel adıdır. Tüm şeytanların atasıysa Hazreti Adem'in yaratılmasıyla birlikte Allah'a isyan eden iblistir. Kur'an-ı Kerim'den öğrendiğimize göre Allah Hazreti Adem'i yaratmış ve meleklerden ona secde etmelerini istemişti. Melekler Allah'ın emrini yerine getirirken cinlerden olan iblis Hazreti Adem'e secde etmedi. Kendisinin insandan daha üstün bir yaratık olduğunu öne sürdü. Bu itaatsizliği ve küstahlığı yüzünden Allah'ın huzurundan kovuldu. Allah'ın huzurundan ayrılmadan önce insanları da kendisi gibi saptırmak için Allah'tan süre istedi. Allah da ona kıyamet gününe kadar süre tanıdı. Böylece iblisin insana karşı verdiği mücadele başladı. Allah iblisi ve ona uyanları cehenneme dolduracağına hükmetti. Allah,
Kur'an-ı Kerim'de bu olayı şöyle haber vermiştir. Andolsun biz sizi yarattık. Sonra size suret, biçim, şekil verdik. Sonra meleklere, Adem'e secde edin dedik. Onlar da iblisin dışında secde ettiler. O secde edenlerden oldu. Allah dedi, sana emrettiğimde seni secde etmekten alıkoyan neydi? İblis dedi ki, ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onuysa çamurdan yarattın. Allah, öyleyse oradan in. Orada büyüklenmen senin hakkın olmaz. Hemen çık. Gerçekten sen küçük düşenlerdensin. O da insanların dirilecekleri güne kadar beni gözleyip ertele dedi. Allah, sen gözlenip ertelenenlerdensin dedi. Dedi ki, madem öyle beni azdırdığından dolayı onları, insanları saptırmak için mutlaka senin dosdoğru yolunda pusu kurup oturacağım. Sonra muhakkak önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Allah dedi, kınanıp alçaltılmış ve kovulmuş olarak oradan çık. Andolsun onlardan kim seni izlerse cehennemi sizlerle dolduracağım. Evet, Cenab-ı Allah Hazreti Adem'i çamurdan yarattı. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem'in cennetten yeryüzüne indirilişiyle birlikte insanoğlunun macerası da başlamış oldu. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de insanlara kimi zaman göklerdeki ve yerdeki, kimi zaman da canlılardaki yaratılış mucizelerini kendi varlığının delilleri olarak örnek gösterir. Bu delillerin en önemlilerinden biri de insanın kendi yaratılışındaki mucizelerdir. İnsan, hayatı boyunca sahip olduğu bedenle görür, işitir, nefes alır, yürür, koşar ve zevk alır. İnsan bedenini oluşturan kemikler, kaslar, damarlar, iç organlar mükemmel bir düzene sahiptir. Bu düzen incelendiğinde ise daha da şaşırtıcı gerçeklerle karşılaşılır. Birbirinden farklı gibi görünen bu vücut parçalarının tamamı aynı malzemelerden oluşmaktadır. Bu malzeme hücredir. Hücre, bir organın, örneğin kemiğin en küçük parçasıdır. Bir hücre o kadar küçüktür ki, 1 milyon tane hücre bir araya gelse ancak bir iğne ucu kadar yer kaplar. İnsan bedenini oluşturan 60-70 kiloluk et ve kemik kütlesinin özü, insanın doğumundan 9 ay 10 gün önce tek bir hücrede toplanmıştır. Bu hücre, anneden gelen yumurta hücresiyle babadan gelen sperm hücresinin annenin bedeninde birleşmesiyle oluşur.
hedefe kilitlenmiş kusursuz bir ordu sperm ve yumurta hücrelerinin anne bedeninde birleşmesi, yani annedeki bir yumurtanın döllenmesi için her seferinde yaklaşık 300 milyonluk bir sperm ordusu babanın vücudunda hazır hale getirilir. Bu sayının bu kadar yüksek olmasının nedeni, yumurtanın döllenmesini engelleyecek herhangi bir durumu ortadan kaldırmaya yöneliktir. Döllenme işlemi için erkek bedeninden atılan spermlere, çeşitli bezlerden salgılanan sıvıların oluşturduğu bir karışım eşlik eder. Meni denen bu salgılar ve sperm karışımında sadece spermlerin dölleme yeteneği vardır. Kur'an'da meniden karmaşık bir su olarak şöyle söz edilir. Şüphesiz biz insanı karmaşık olan bir damla sudan yarattık. Onu deniyoruz. Bundan dolayı onu işiten ve gören yaptık. Spermin yapısında döllenmeyi kolaylaştırıcı özellikler bulunur. Spermin baş, orta, kuyruk bölümleri vardır. Metrenin milyonda biri kadar olan baş bölümünde bir hücreyi bir insana dönüştüren babadan gelen tüm bilgi sığdırılmıştır. Spermin bir diğer önemli parçası da kuyruktur. Kuyruk sürekli bir kamçı hareketi yaparak yumurta hücresine ulaşmayı sağlar. Baş ya da kuyruk bölümü eksik olan bir spermin döllenme işlemini yerine getirmesi mümkün değildir. Örneğin kuyruk kısmı olmayan bir sperm hareket edemez ve yumurta hücresine ulaşamaz. Dolayısıyla evrim teorisinin iddia ettiği gibi bu kısımlar aşama aşama kazanılsa insan nesli çoğalamadan yeryüzünden silinirdi. Bu durum spermin bir anda eksiksiz ve mükemmel yapısıyla ortaya çıktığını, yani yaratıldığını gösterir. Spermdeki bu kusursuzluk her şeyin yaratıcısı olan Allah'a aittir. Yeni bir insanın oluşumunda rol oynayan yumurta hücresinin döllenmesinin kolaylıkla gerçekleşebilmesi için kadın bedeninde birçok sistem hazırlanmıştır. Yumurta, yumurtalık adı verilen ve her detayıyla bu iş için yaratılmış bir organ da üretilir. Yumurtalıklar rahimin sağında ve solunda yer alır ve rahme ince tüplerle bağlıdırlar. Yumurtalıkta üretilen yumurta, daha sonra bu tüplerin özel yaratılışı sayesinde spermle buluşur. Bu tüplerin içindeki küçük tüycükler ileri geri hareket ederek hareketleriyle yumurtayı sperme doğru iletirken spermi de yumurtaya doğru iletirler. Döllenme bu tüpün içinde gerçekleşir. Yumurta dış kısmı içinde yağ, şeker ve protein bulunan bir zarla çevrilidir. Bu zar yumurtaya sperme doğru yapacağı hareket için gereken enerjiyi sağlar. Peki, küçücük hücre daha yumurtalıkta üretildiği anda böyle bir yola çıkacağını ve bu yolculuk sırasında kendisine enerji gerekeceğini bilebilir mi? Rahim, kaslardan yapılmış sağlam duvarlı, içi boş bir organdır. Hamilelik boyunca rahimin hacmi 20-25 kat artar. Böylece kadının döllenmiş yumurtasının içinde büyüyüp gelişebileceği en uygun yer halini alır.
Döllenmiş yumurta, yumurtalıktan rahme kadar olan tüpte bir yandan bölünerek çoğalırken diğer yandan da ilerlemesine devam eder. Hücre topluluğu bu yolun herhangi bir yerinde yerleşmez. Gelişimi için en güvenli yer olan rahimi seçer ve buraya tutunur. Allah Kur'an'da bu gerçeği şöyle bildirir. Yaratan Rabbin adıyla oku. O, insanı bir alaktan yarattı. Oku, Rabbin en büyük kerem sahibidir. Alak kelimesinin Arapçadaki anlamı, bir yere asılıp tutunan şey demektir. Hatta alak kelimesi asıl olarak deriye yapışarak oradan kan emen sülükleri tanımlamak için kullanılır. Döllenmiş yumurtada tam olarak ayette bildirildiği gibi rahim duvarına asılıp tutunmaktadır. Bundan 1400 sene öncesinde indirilmiş olan Kur'an'da anne karnında gelişmekte olan hücreyi bu özelliğiyle tarif eden bir kelime kullanılması Kur'an'ın mucizelerinden biridir. O dönemin bilim düzeyiyle keşfedilmesi mümkün olmayan bu bilginin asırlar önce Kur'an'da bildirilmiş olması, Kur'an'ın alemlerin Rabbi olan Allah tarafından indirildiğini bir kez daha tasdik etmektedir. Sadece bir hücre topluluğu olan bu minik et parçası alak nasıl olur da gelişimi için en uygun yeri seçer. Bu şuurlu davranış, insan vücudunda gerçekleşen işlemlerin üstün bir aklın kontrolünde gerçekleştiğini gösterir. Döl yataklarında size dilediği gibi suret veren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Üstün ve güçlü olandır. Hüküm ve hikmet sahibidir. Rahime tutunan ve birbirinin aynı olan hücreler belli bir süre sonra bölünerek çoğalır. Her geçen gün bazı hücreler diğerlerinden farklı bir yapıya bürünmeye başlar. Bütün hücreler adeta görev yerine dağılan işçiler gibi bölük bölük hareket ederler. Bu yoğun faaliyet sonucunda bazı hücreler kemik, bazısı deri, bazısı da kas hücresi olacaklardır. Bu hazırlığın nasıl yapılacağı, hangi hücrenin hangi dokuyu, hangi organı meydana getireceği, her hücre grubuna ayrı ayrı ilham edilmiştir. Başta birbirinin aynı olan hücrelerin çoğalmasıyla vücutta yaklaşık 200 tür hücre oluşur. Bu oluşumda hiçbir karışıklık olmaz. Her hücre nerede nasıl davranacağını çok iyi bilir. Bu kusursuz düzeni sağlayan ve hücrelere neler yapacaklarını ilham eden her şeyin hakimi olan Yüce Allah'tır. Tek bir hücrenin doğacak olan bebek haline gelmesi üç farklı evrede tamamlanır. Bebeğin anne karnında geçen büyüme süresinin üç farklı evrede tamamlandığı yakın zamana kadar bilinmemekteydi. Ancak Kur'an'da bu gerçek 1400 yıl önce şöyle bildirilmiştir. Sizi tek bir nefisten yarattı. Sonra ondan kendi eşini var etti ve sizin için davarlardan 8 çift indirdi. Sizi annelerinizin karınlarında 3 karanlık içinde bir yaratılıştan sonra
bir başka yaratılışa dönüştürüp yaratmaktadır. İşte Rabbimiz olan Allah budur. Mülk O'nundur. Ondan başka ilah yoktur. Buna rağmen nasıl çevriliyorsunuz? Burada önemli bir gerçeği de vurgulamak gerekir. Bazı medya kuruluşlarında dönem dönem insanın yaratılışı konusunda bazı hayali senaryolara rastlarız. Bu konudaki Darwinist iddia, bugün yaşayan insanın maymunsu bir takım yaratıklardan geldiğini varsayar. 4-5 milyon yıl önce başladığı varsayılan bu hayali süreçte, günümüz insanıyla sözde ataları arasında bazı ara formların yaşadığı iddia edilir. Gerçekte tümüyle hayali olan bu senaryoda 4 temel kategori sayılır. Australopithecus, güney maymunu adı verilen soyu tükenmiş maymun türü. Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens. Evrimciler, insanların sözde ilk maymunsu atalarına güney maymunu anlamına gelen Australopithecus ismini verirler. Bu canlılar, gerçekte soyu tükenmiş bir maymun türünden başka bir şey değildir. Lord Solly Zuckerman ve Profesör Charles Oxnard gibi İngiltere ve Amerika'dan dünyaca ünlü iki anatomistin Australopithecus örnekleri üzerinde yaptıkları çok geniş kapsamlı çalışmalar, bu canlıların sadece soyu tükenmiş bir maymun türüne ait olduklarını ve insanlarla hiçbir benzerlik taşımadıklarını göstermiştir. Evrimciler bu farklı canlılara ait fosilleri ardı ardına dizerek hayali bir evrim şeması oluştururlar. Bu şema tamamen hayalidir. Çünkü gerçekte bu farklı sınıfların arasında evrimcilerin iddiaları doğrultusunda bir ilişki yoktur. Evrim teorisinin 20. yüzyıldaki en önemli savunucularından biri olan Ernst Mayr, Homo sapiens'e uzanan zincir gerçekte kayıptır diyerek bunu kabul eder. Evrimcilerin iddiasının aksine Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens birbirinin atası değildir. Çünkü paleoantropologların son bulguları, bunların dünyanın farklı bölgelerinde aynı dönemlerde yaşadıklarını göstermektedir. Ayrıca Homo sapiens, Neanderthalensis ve Homo sapiens, sapiens yani günümüz insanlarıyla aynı ortamda yan yana bulunmuşlardır. Bu iki bilimsel kanıt bile bu sınıfların birbirlerinin ataları oldukları iddiasının geçersizliğini açıkça ortaya koymaktadır. Harvard Üniversitesi paleoantropologlarından Stephen J. Gould, kendisi de bir evrimci olmasına karşın Darwinist teorinin içine girdiği bu çıkmazı şöyle açıklar. Eğer birbiriyle paralel bir biçimde yaşayan üç farklı hominid yani insanımsı çizgisi varsa o halde bizim soy ağacımıza ne oldu? Açıktır ki bunların biri diğerinden gelmiş olamaz. Dahası biri diğeriyle karşılaştırıldığında evrimsel bir gelişme trendi göstermemektedirler. Kısacası medyada ya da ders kitaplarında yer alan hayali bir takım yarı maymun yarı insan canlıların çizimleriyle yani sırf propaganda yoluyla ayakta tutulmaya çalışılan insanın evrimi senaryosu hiçbir bilimsel temeli olmayan bir masaldan ibarettir. Bu
bu konuyu uzun yıllar inceleyen, özellikle Australopithecus fosilleri üzerinde 15 yıl araştırma yapan İngiltere'nin en ünlü ve saygın bilim adamlarından Lord Solly Zuckerman, bir evrimci olmasına rağmen ortada maymunsu canlılardan insana uzanan gerçek bir soy ağacı olmadığı sonucuna varmış ve evrimcilerin bu kanıtlar karşısındaki tutumunu şu şekilde açıklamıştır. Objektif gerçekliğin alanından çıkıp da biyolojik bilim olarak varsayılan bu alanlara, yani duyum ötesi algılamaya ve insanın fosil tarihinin yorumlanmasına girdiğinizde, evrim teorisine inanan bir kimse için her şeyin mümkün olduğunu görürüz. Öyle ki teorilerine kesinlikle inanan bu kimselerin çelişkili bazı yargıları aynı anda kabul etmeleri bile mümkündür. İşte insanın evrimi masalı da teorilerine körü körüne inanan bir takım insanların buldukları bazı fosilleri ön yargılı bir biçimde yorumlamalarından ibarettir. İnsanı Yüce Allah üstün bir yaratılışla var etmiştir. Cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Bu bölüme kadar ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem'in yaratılışını ve insanın doğum mucizesini sizlere aktardık. Bu noktada her insanın aklına şu soru gelmektedir: mucizelerle dolu bu yaratılışın hikmeti nedir? Cenab-ı Allah tarafından böyle bir mucize sistemle yaratılan insan başıboş bir varlık mıdır? İnsanın bu dünyada bulunmasının amacı nedir? İyi bir okuldan mezun olmak, üniversite sınavında istediği bir bölümü kazanmak, İyi bir evlilik, güzel ve sağlıklı çocuklar, çocuklara iyi bir gelecek hazırlamak. Bu arada işinde yüksek bir mevkiye gelmek. İsabetli yatırımlar yapmak. Ev, iyi bir araba ve yazlık almak. Kendisinin ve ailesinin iyi giyinmesini, gezmesini sağlamak. Kısaca varlık içinde bir hayat yaşamak. Bunlar tabii ki çok makul ve insani isteklerdir. Peki insanın yaratılış amacı sadece bunlar olabilir mi? O, amel, davranış ve eylem bakımından hanginizin daha iyi ve güzel olacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. Dünyanın her köşesinde farklı kültür ve ortamlardaki insanların çoğu yalnızca bu idealler doğrultusunda yaşarlar. Oysa ayette de bildirildiği gibi insanın dünyada bulunma amacı bunların hiçbiri değildir. Dahası bu saydıklarımız insanın temel ideali haline getirilecek konular da değildir. Bu talepler ancak insanın Rabbimizin rızasını kazanabilmesi için birer araç olabilir. Rabbimizin akıl, anlayış ve bilinç vererek nimetlendirdiği insanın dünyada bulunma amacının sadece iyi bir okuldan mezun olmak ya da iyi bir mevkiye gelmek olmadığı açıktır. Tabii ki bunların tamamı Allah'ın bizlere verdiği birer nimettir ve yaşanmasında bir mahsur yoktur. Ama insanın Allah'ı ve ahireti unutarak kendisine yalnızca bunları amaç edinmesi hatalıdır. Bu düşünceyle basit idealler için yaşamını sürdüren insanlar, dünyayı sadece kendi istek ve tutkularını gerçekleştirebilecekleri bir yer olarak görürler. Bu şekilde kendi nefislerini tatmin etme hırsıyla yaşarlarken, yüksek bir kişiliğe, güçlü bir imana ve peygamberlerin üstün ahlaka sahip olma gibi bir arzu duymazlar.
Allah'a yakın olma konusunda gerçek anlamda tutkulu bir istek taşımazlar. Bunun sonucunda da davranış ve düşüncelerinde Müslümana has bir olgunluk, itidal ve bunlardan kaynaklanan bir seçkinlik meydana gelmez. Aksine Allah'ın varlığından ve ölümün yakınlığından gafil bir görünüm sergilerler. Allah'ın her an kendilerini görmekte olduğunu ve yaptıklarından haberdar olduğunu unutmuş bir davranış şekli içinde olurlar. Oysa insan bilmelidir ki gözünü nereye çevirirse Yüce Allah'ın varlığının delilleriyle karşılaşır. Allah sonsuz kudretiyle var olan her şeyi ve herkesi yoktan yaratmıştır. Nitekim insanın Allah'ı tanıması ve onun sonsuz kudretini takdir edebilmesi için sadece kendi bedenine bakması yeterlidir. Allah, insanı Kur'an'da bildirildiği ifadeyle en güzel surette yaratmış, kusursuzca işleyen pek çok sistemi bedenine yerleştirmiştir. Rabbimizin insanda tecelli eden üstün yaratışının delillerinden bazıları şu şekildedir. Ortalama yetişkin bir insanın günde 103.689 kere kalbi atar. 23.040 defa nefes alır. ...750 büyük kasını hareket ettirir. Saatte derisinden 600 bin partikül düşürür. Beyni bir günde 86 milyon byte bilgiyi kaydedebilir. Kalbi her gün vücudunda 12 bin mil boyunca 8 bin galon kan pompalar. Yaklaşık olarak 300 kere vücudundaki tüm kan böbreklerden geçer. Her saniye yaklaşık olarak 8 milyon kan hücresi vücudunda ölür ve aynı sayıda kan hücresi oluşur. Vücudunda yaklaşık 5.6 litre kana sahiptir. Bu 5.6 litre kan her dakika tam 3 kere vücudu dolaşır. Vücudundaki kan tam 19 bin kilometre yol alır. Buysa Amerika'nın bir kıyısından diğer kıyısı arasındaki uzaklığın 4 katıdır. Yaklaşık 15 bin kere göz kırpar. Her kırpmada 200'den fazla kasını hareket ettirir. Küçük yaşlarda pek çok ideali olan bazı insanlar büyüyüp olgunluk yaşına geldiklerinde artık belli hedeflere ulaşmış, genellikle okulunu bitirip bir meslek edinmiş, evlenip çocuk sahibi olmuş, iman etmedikleri için başka beklentileri, arzuları ve hedefleri kalmamış, şevk ve heyecanlarını kaybetmişlerdir. Artık herkes içinde bulunduğu şartlara ve kültüre göre vakit geçirmekte, herkes kendine göre bir uğraşı bularak, kimi bir kafede, kimi alışverişte, kimi televizyon seyrederek vakit öldürmektedir. Bu insanlar için her gün bir önceki günün aynısı olmakta, böylece bu insanların hepsi birer birer ölümü bekler hale gelmektedirler. Böyle bir kişi sabah gözlerini açtığı zaman bugünün de diğer günlerden bir farkının olmadığını düşünür. Ne var ki beklenilenin aksine bundan şikayetçi de değildirler. Çünkü onun yaşadığı her günün hedefi sadece önünde yaşayacağı vakti en eğlenceli bir biçimde geçirebilmektir. Bu bakış açısında olan bazı insanların hayattan tek beklentilerinin
sadece yaşamak olduğu düşüncesi sadece yaşlılarda ya da emeklilerde değil, başta da belirttiğimiz gibi toplumun her kesiminde, her yaş grubunda görülebilmektedir. Yaşama amaçları yalnızca boş vakitlerini sözde daha iyi değerlendirmek olan bu insanlar aslında hayatlarından sıkıntı duymaktadırlar. Her şeyden çok çabuk sıkılan, can sıkıntılarını giderebilmek için sürekli yeni uğraşılar ve farklı heyecanlar arayan bu insanlar, eğlence adı altında yaşamlarını rahatlıkla tehlikeye atabilmekte, çoğu zaman güvensiz ve riskli ortamlarda huzuru arayabilmektedirler. Kısaca sabah işe gidip akşam dönmek, televizyon programlarını seyretmek ve yemek yiyip yatmaktan başka yapacak bir şeyleri ya da hedefleri olmayan insanlarda da tek amaç yaşamayı umdukları hayatı daha zevkli geçirebilmektir. Ölümü ve ahireti unutarak amaçsızca oyalanan, basitlik olarak nitelendirilebilecek bu kültür içinde yaşayan ve hayattan hiçbir beklentileri kalmayan bu insanların amaçları sadece yaşamaktır. Bunlar hayatlarının amacını vicdanlarında sorgulamayan, ahiretten gafil olan, din ahlakından uzak olarak yaratılış gayelerini düşünmeden yaşayan kimselerdir. Allah'ın rızasını, rahmetini kazanmak, O'nun razı olacağı salih amellerde bulunmak, güzel ahlaklı, vicdanlı insanlarla hayırlarda yarışıp öne geçmek gibi hedefleri olmadığı için kısa ömürlerini rahatlıkla tüketebilmektedirler. Çalışan, çalışmayan, genç, yaşlı, fakir, zengin, kadın, erkek ayrımı olmaksızın yaratılış amacından uzak olan kimi insanlar kendilerine bu basit ideali edinmişlerdir. Dünyadaki şans oyunlarına olan eğilimin, içki, sigara ve uyuşturucu bağımlılığına olan artışın sebebi de budur. Yaratılış amaçlarını göz ardı ederek bir ömrü Allah'a kulluktan uzak geçirmiş olan, sadece iyi yaşamayı amaç haline getiren bu insanların, ayette bildirildiği üzere ölümün gelmesiyle birlikte hemen şuurları açılmakta ve yaşadıkları hayattan pişmanlık duymaktadırlar. Bizlere karşılık beklemeden hayat veren, can bağışlayan Yüce Rabbimiz sonsuz rahmet sahibidir. Allah, Kur'an'da tevbe edenlerin tevbesini kabul edeceğini ve kendi rahmetinden umut kesilmemesini bildirmiştir. Benden onlara de ki, ey kendi aleyhlerinde olmak üzere ölçüyü taşıran kullarım! Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları bağışlar. Çünkü O bağışlayandır, esirgiyendir. Vicdanlı ve samimi bir insanın yapması gerekense, yaratılış amacını düşünmesi ve de ki, şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, dirim ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. Ayetinde bildirildiği üzere, tüm yaşamını alemleri yoktan var eden Yüce Rabbimizin bildirdiği şekilde geçirmeye çalışmasıdır.